Savaşım da yok dedi. Deniz getireceğim dedi. Var olan denizi bize yurttu. Zaten belediye başkan oldu. Yani bugün hangi belediye parti olursa olsun fark etmiyor. AKP, CHP, HDP. Yapabilirse elini vicdanına koysun. Verelim abi. Dört aday için. Önümüzdeki dönemde çağıralım arkadaşlar belediye başkanlarını, bütün partilerin projelerini getirsinler. Yapacaklarını söylesinler. Noterden taahhüt versinler bize. Bu işler beraberiz yanlış değil. Biz yanlışın karşısında ne duruyoruz? Ortak noktada buluşacağız. Kıyı şeridi maalesef yok. Böyle bir şey yok. Halledeceğim. Hayır şu var İsmail Bey. Siz... Evet. Gayet. Sporlar kulübünden girelim. Heybel Adalılar Sporlar Kulübü diye mi? Oradan girelim. Nerede? Sporlar Kulübü değil mi? Hı. Herkes oradan giriyor. Benim bütün adamlar oradan giriyor. Sen de paradan haber ver. Demek ki parasız bir yere girilmiyormuş. Yani. İstiyorum medyanın cesaretinden. Öncelikle bizi bir araya getirmesi, bu tartışmayı başlatması bile başlı başına bence bir olay. Evet, İsmail nevi şahsına münhasır insanlar vardır. Onlardan biri. Seçilmeden önceki İsmail'in mücadelesiyle seçildikten sonraki İsmail'in mücadelesi arasında ne fark oldu? Şey var, pardon, senin program olarak koyduğun şeylerin hepsi aslında bir belediye başkanının da vazifesi ve yapması gereken şeyler. Kadir Topbaş'tan bugüne hepsi görüşüldü, hepsi çocuksuz kaldı. Daha ileri gidiyorum. Sonuçta bir kent konseyimiz var. Bunlar da her şekilde gündeme geliyor. Onlar da muallakta kalıyor. Sonuca baktığımız zaman ortada hiçbir fiil yap diye bir şey yok. Konuşuldu ve ne cevaplar alırdı? Bizlere bunu anlatacaksın. Yani bizler bileceğiz. Örneğin sen faytonlar konusunu götürdün diyelim. Kimler red verdi? Onlara baskı yapacağız.